Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa.com isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimi ile ilgili bazı önemli içerikleri sizin için araştırıyor, buluyor, seslendiriyor ve podcast mecrası için hazırlıyorum. Bugünkü konu başlığımız bir serinin ikinci bölümü. Akdeniz'in kadim şehirlerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün Tarsus'tayız. Hazırsanız başlayalım. Tarsus, Doğu Akdeniz'deki en eski, gizemli, antik ve hatta içinde yaşaması oldukça keyifli şehirlerden bir tanesi. Günümüzde Mersin ilinin sınırları içinde yer alıyor ve Adana ile Mersin arasında tam ortada bir yerde. Yeşil, alabildiğine dümdüz bir ovanın tam ortasında duruyor. Geçmişine baktığımızda Tarsus, bronz çağına kadar giden kadim bir uygarlığın izlerini taşıyor. Size tıpkı Kudüs podcastinde de bahsetmiştim ya, Tarsus da Antik Roma İmparatorluğu'nun şehirlerinden bir tanesi. Kilikya'nın ise başkentiydi. Bölge zaten Kilikya olarak da adlandırılıyor ve bu ismi çok seviyorlar. Pek çok markanın ismi halen Kilikya. Bunun yanında Tarsus'un ünü asla ondan ayrılmayacak bir başka güzel özelliği daha var. Kraliçe Kleopatra'nın Tarsus doğumlu oluşu. Kleopatra M.Ö. 69 civarında babası 12. Ptolemy Mısır tahtındayken Tarsus'ta doğuyor ve büyüdüğünde de Mısır'ın tahtına çıkıyor. Tarsus'tan hiçbir zaman vazgeçmiyor, Tarsus'u hiçbir zaman unutmuyor. Felsefe çalışmak üzere şehre geldiğinde Sezar'la da burada tanışıyorlar. Tarsus'un ilk yerleşiminin M.Ö. 1600'lü yıllarda Hititler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Daha sonra işin içine Süryaniler, Babililer ve günümüzde de devamı İran olarak bildiğimiz Pers İmparatorluğu devreye girerek Tarsus'un yönetimini ele alıyorlar. M.Ö. 4. yüzyıla kadar böyle bir karmaşa içinde yaşayan şehir Büyük İskender tarafından alınıyor ve İskender'in ölümünden sonra Selefkoslulara geçiyor. M.Ö. 1. yüzyıl civarında da Roma İmparatorluğu tarafından hükmediliyor. Şimdi savaşları falan bir kenara bırakalım. Konumuz aslında deniz mahsullerinin tüketimi. Fakat işte bir şekilde diğerinden ayıramadığımız şeyler var. Tarsus tarih boyunca önemli ve herkesin ilgisini üzerinde tutmayı başarmış kadim bir şehir. Öyle ki gördüğünüz üzere aslında bırakamadık savaşları falan da. Bizanslılar, Araplar, Selçuklular hatta ve hatta bir ara Moğol hakimiyetine girip çıkıyor. Tarih boyunca bu bölgede yaşamış olan önemli figürlerin de kalıntıları burada. Bunlardan ilki tabii ki Sempol Kuyusu ve diğeri Kleopatra Kapısı ve tabii ki Tarihi Yol. Bununla birlikte üst üste binen pek çok farklı kültürün yarattığı tarihsel değerleri bugün de Tarsus'ta görmeniz mümkün. Tarsus'un tarihi evleri, Tarsus'un ünlü şelaleleri, Zeus Tapınağı, Roma Hamamı kalıntıları ve Tarsus'un birçok güzelliğini bulabileceğiniz Tarsus Müzesi bugün gidilip görülesi yerlerin başına geliyor. Hatta yakın tarihe bir göz atacak olursak eğer, Tarsus'ta büyük bir gizlilik içinde kapsamlı bir kazı yürütüldü hatırlıyorsanız. Burada çok büyük bir Roma çağı nekropolü ya da önemli bir yükü taşıyan geminin bulunduğu söyleniyor. Tipik şekilde hep bize yaptık oldu mantığıyla yaklaşıldığı için bugün bile neyin kazıldığını ve neyin bulunduğunu bilmemiz çok zor. Çok güzel, çok ilginç spekülatif haberler var. Şahsen bunları okuyup dinlemeyi seviyorum. Eğer bu tür kurmaca hikayeleri veya spekülasyonlardan üretilmiş içerikleri merak ediyorsanız Tarsus'la ilgili basit bir arama yapmanız yeterli. Tarsus'un özelinden çıkıp biraz daha Doğu Akdeniz'in bugününe gelirsek, bugün bile Doğu Akdeniz çok önemli bir coğrafya. Her ne kadar Tarsus bugün kıyıdan epey içeride kalmış olsa da yaklaşık 20 kilometre, önceden Akdeniz'e kıyısı olan önemli bir kentti ve Doğu Akdeniz'in gelişmesine Tarsus'un rolü gerçekten çok fazlaydı.
Bunda tabii ki hinterlandı geniş bir liman olmasının ve eğitim denince akla gelen şehir olmasının katkısı da çok büyük. Şehirde yetişen pek çok felsefeci ve bilgin var. Açıkçası burada felsefe ve bilgin veya öğrenimden bahsederken Saint Paul yalnızca bir kuyu değil, yaşamını Tarsus'ta geçirmiş özel insanlardan bir tanesi. Tarsus'un bugünkü coğrafi konumuna biraz göz atmak istersek eğer, sizden yine bir Google Maps ya da Apple Maps açmanızı rica edeceğim. Ankara'dan inen otoyolun Tarsus'a çıktığını görürsünüz. Batısında günümüzde Akdeniz'in belki de en önemli yerleşim şehirlerinden birisi olan Mersin var. Doğu tarafında Adana var. Adana'nın daha ötesinde ticaret konusunda tarih boyunca çok önemli bir yerde durmuş olan Antep, Maraş, Hatay, Urfa var. Birazcık daha coğrafi sınırlardan uzaklaşacak olursak eğer Suriye'nin kuzeyindeki iller var. Dolayısıyla Tarsus'un mutfağı da bu coğrafyalardan gelen giden insanların getirip götürdükleriyle birlikte epey zenginleşmiş ve bu kültürlerle harmanlanmış vaziyette. Bunu yalnızca günümüzdeki haritaları okuyarak edindiğiniz bilgilere göre de değerlendirmemenizi rica edeceğim. Tarsus eskiden çok önemli bir limandı. İpek ve baharat gibi iyi ürünlerin günümüzde Anadolu coğrafyası olarak tanımladığımız araziden, verimli topraklardan, çıkış noktalarından en önemlilerinden bir tanesiydi. Bununla birlikte bir liman şehri olmasının yanı sıra iyi de bir balıkçılık limanıydı. Coğrafi konumunun Tarsus'a verdiği avantajlar sayesinde Akdeniz'den klasik metodlarla tutulmuş ve limanda satılan taze deniz mahsulleri tabii ki Tarsus'un kadim mutfağına girmişti. Günümüze ulaşan deniz mahsulleri arasında geleneksel yöntemlerle pişirilmiş hamsili pilav, barbunya plaki, levrek, güveç, kalkan kebabı ve midye dolma sayısı da Akdeniz'in cömert suları tarih boyunca Tarsus'ta yaşayanlara bundan daha fazla bonkör davrandı. Bugün her ne kadar Akdeniz arasında yaklaşık 20 kilometre kadar olsa da Tarsus halen tipik bir Akdeniz şehri ve tipik Akdeniz şehirlerinde olduğu gibi hala Akdeniz'den nasibini almayı başaran önemli ilçelerden bir tanesi. Bu podcast'i Ağustos 2023'te kaydettim. Önümüzdeki günlerde Tarsus'u il olarak görme ihtimalimiz var. Kim bilir belki bir dahaki sefere plakası 85 falanken konuşuyoruz Tarsus. Ben Tarsus'un bugün yeteri kadar turist tarafından ziyaret edildiğini düşünmüyorum açıkçası. Konumu ve iklimi nedeniyle çok ama çok güzel bir yer Tarsus. Tarihiyle, mutfağıyla Akdeniz'deki diğer şehirlerin hiçbirine benzemiyor. Tipik şekilde ülkenin üzerindeki kaostan maalesef Tarsus'ta nasibini almış vaziyette. Halbuki ilkbaharda, sonbaharda hatta kışın bile Tarsus'un sokaklarında dolaşmak, ilkbaharda yağmurda ıslanmış sokaklarda portakal çiçeği koklamak, her şehir gibi Tarsus'ta da yaygın şekilde bulunan kahvecilerin birine oturup dinlenmek o kadar güzel ki. Bazılarınıza çok garip geliyor olabilir ama özellikle Tarsus'ta ve Adana'yı olmayı bayılıyorum. Biraz önce size harita açtırıp baktırmıştım ya, Ankara'dan inen, Ankara'ya çıkan, Antalya tarafına giden ya da Konya civarından gelip Antep, Urfa, Diyarbakır civarına giden otobüslerin tamamı Tarsus'ta duruyor. Ama biz en çok neye özledik biliyor musunuz? En çok Tarsus'a Mersin Üf'le varmaya özledik. Trenle gideceğim derseniz Tarsus'a, Adana'dan Mersin'e düzenli olarak çalışan bölge ekspresleri Tarsus'a uğruyor. Canım İskenderun'dan gelen İskenderun Ekspresi, yine Gaziantep'in ilçesi olan İslahiye'den gelen tren hep Tarsus'ta duruyor. Dolayısıyla Tarsus dediğimizde yol iz geçmez bir yerden bahsetmiyoruz. Umarım hepinizin bir gün Tarsus'u görme, hatta içine bir süre yaşama fırsatı olur. Görüşmek üzere.